geliyor bana. İçimde bir his var, aşktan da üstün, aşktan da üstün. İçimde bir his var, aşktan da üstün, aşktan da üstün. İçimde bir his var, aşktan da üstün, aşktan da üstün. İçimde bir his var, aşktan da üstün, aşktan da üstün, aşktan da. Çiçekleriniz için çok teşekkürler. Efendim misafirlerimiz, tabii ki ismini söylemeye lüzum görmüyorum. Lütfediyorsunuz. Merhabalar efendim. Macit. Zeki Bey. Gözlerimiz yollarda kaldı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım Oya. Çok memnun oldum. Ben de. Bu riski alırsınız herhalde. Teşekkür ederim. Yeni besteleriniz var mı? Bazı çalışmalarım var. Güzel. Aldığınız her mektubu okur musunuz? Gayet tabii okurum. En çok sevdiğiniz şarkıyı öğrenmek isterim. Bütün şarkıları severim ben. Şarkı söylerken ne hissedersiniz acaba? Kendisini tamamen unutur, sadece sesten ve müzikten ibaret bir dünyada kaybolur gider. Öyle oluyormuşum demek. Sorulan her soruya sabırla cevap verebilmenizi neye borçlusunuz? Sizin gibi anlayışlı, biraz da sizin gibi zeki oluşuma. Sahnede başınıza ne enteresan olaylar geçiyordur kim bilir. Sorar mısınız? Mesela bütün bakın şu tablo hakkındaki fikrinizi öğrenmek isterdim. Gerçekten öğrenmek istiyor musunuz fikrimi? Yok canım. Bir an başınızı dinlemek istersiniz diye düşündüm. Hata etmedim mi? Ne hatası? Size büyük bir teşekkür borçluyum. Ayrıca bir şey itiraf etmek istiyorum. Açlıktan ölmek üzereyim. Şimdi kimseye belli etmeden bu derdinize de bir çare arayalım. Teşekkür ederim. Bunu ben yaptım. Anlamalıydım. Bakıyorum Zeki Bey'in hisarını aldım bugün. Ben rica ettim Oya Hanım'ın arkadaşlığını. Sizi kırmayacaksınız değil rica mi? Rica ederim. Sizden bir şarkı rica ediyoruz. Lütfen. Oya sen piyanoya geç bakalım. Böylece marifetini de göstermiş olursun Zeki Bey. Madem ki birlikte marifet göstereceğiz buyurun. Dede efendinin Hicaz bestesini oku şekerim. İçimden bu geldi münasip mi? Münasip olmasına münasip de ben şarkıyı bilmiyorum. Önce siz başlayacaksınız. Yapamam. Rica ederim hadi. Ben yardım ederim. Şarkının girişini Oya Hanım'dan dinliyoruz. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa,
yine seni seveceğim. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Arım balım petim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Affedersiniz, o yanımın sesi işlenmemiş, terbiye görmemiş bir ses. Çirkin, kötü bir ses desenize. Hele Zeki'nin sesiyle yan yana gelince... Haklısınız, Zeki Bey'in sesi insanı büyülüyor. Ne emelim ne arzum, kalmasa tek umudum, eritsem yudum yudum, yine seni seveceğim. Ne emelim ne arzum, kalmasa tek umudum, eritsem yudum yudum, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim. Musiki mi tahsil ediyorsunuz? 5 yaşındayken annemin zoruyla ders almaya başlamıştım. Piyano hocam beni pek istidatlı buluyordu. Devam edemedim. Niçin? Annem ölünce babam Seyma Hanım'la evlendi. Anlıyorum. Biliyorum anladığınızı. Seyma Hanım bu akşam piyano çalmamı isteyince şaşırdım. Hiçbir konuda kabiliyetli bulmaz beni. Özel meselelerimle sizi sıkıyorum galiba. Yo, estağfurullah, memnun oluyorum. Beni yakın tutuyorsunuz kendinize. Herkese anlatmazsınız değil mi? İlk defa açılıyorum birine. İnsana rahatlık veriyorsunuz. Demin bir ara çocukluğumu yaşadım. Bütün kalabalık silindi birden. Annem dinliyordu beni. Uzak bir koltukta kalın örtülere sarılmış. Zayıf öksürüğünü duyar gibi oldu. İçeri girelim isterseniz. Saat 2:30 olmuş. Sizi bunca zaman rahatsız ettiğim için kızacaklar bana. Beni mutlu ettiniz. Çocukluğumu hatırlattınız. Bursa'da bir ev, bir arka bahçede rahmetli babamla çiçekleri suladığımız bir akşam üstünü anıyorum şimdi. Burada mıydınız? Aşk olsun, unuttunuz bizleri. Ona böyle gecelerde nasıl davranacağını bir türlü öğrenemedi. Kendisini ben meşgul ettim. Sizleri değil ama zamanı unutan ben oldum. Herkes gibi Şehnaz Hanım da bir hayli bekledi sizi, sonra tek başına gitti. Ben de müsaadenizi rica edeyim. Estağfurullah. Oya'dan da bir ricam var. Şu resminizi istiyorum. Ne yapacaksınız o resmi? Piyanomun üstüne koyacağım. Bu geceyi ve Oya'yı saygıyla hatırlayacağım. Hep sizden imza ve resim istenirken. Şimdi de aynı arzuyu ben duyuyorum. Evine gittiğini sanıyordum. Uyumadan seni görmek istedim. Biraz da merak ettim. Sıhhatin yerinde, yaşıyorum. Yaşamaktan da mutluluk duyuyorum üstelik. Gidip yatabilirsin artık. Evlendiniz mi benden sonra? Çok. Orada mı duracak bu resim? Evet. Gelene gidene ne diyeceksin? Resmin yanına yazılı bir açıklama koyarım. Alay etme. Demek Oya Hanım bu. Saatlerce baş başa kalınıyor, sonra da fotoğrafı evimizde baş köşeye konuyor. Böyle çirkinlik, böyle ifadesiz... Değil mi ama? Yalan mı söylemişim? Böyle felaket saç rengi, böyle zevksiz bir makyaj... Ancak Oya kadar güzel, Oya kadar zarif olunca göze batmaz. Alacağın olsun Zeki. Beni onun bunun maskarası ettin. Aslına bakarsan durumu ben de Şehnaz kadar tehlikeli buluyorum.
Duyurmaz mısınız? Az daha kötü bir şey çıkacaktı ağzımdan. İyi ki çabuk gördüm sizi. Söyleyeceklerinizi peşin peşin kabul etmiştim. Buyurunuz. Bize mi geliyordunuz? Hayır. Bu civarda oturan bir dostumu ziyarete gelmiştim. Ne tarafa gidiyorsunuz? Bir arkadaşıma gidiyorum. Size zahmet olacak. Zahmet ne demek? Dün geceden sonra güzel bir rastlantı benim için. Benim için de. Bir akşam da gazinoda görmek isterim sizi. Bizimkiler de çok memnun olurlar herhalde. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Oya. Ne yapayım, gözüm kapalıyken de seni görüyorsam? Seni çok seviyorum biliyor musun? Çok, çok, çok. Ben az mı seviyorum seni? İş meselen ne oldu? Ha? Hani bu sabah gidecektin? Gittim. 3-4 gün sonra cevap verecekler. Merak etme, %99 tamam. Sen ne yaptın? Babana açtın mı meseleyi? Dün akşam açacaktım. Gece davet vardı, müsait bir an yakalayamadım. Bir an önce konuşmaya bak. Nikahtan 3 ay sonra bir çocuk dünyaya gelirse rezil oluruz. Utanıyorum, ne olur böyle konuşma. Benim karım olmayacak mısın? Olacağım ama böyle konuşma. Söz ver bu akşam söyleyeceğine. Söyleyeceğim ama lafa bir başlayabilsem insanın öz annesi olsa kolay. Hadi bize gidelim de söyleyeceklerini ezberleteyim sana. Gitmeyelim Turgut. Soğudun mu benden? Korkuyorum. Çocuk olma, rahat rahat konuşuruz. Gül bakayım, yakışmıyor bu sıra. Seni çok seviyorum. Alo? Ah, siz misiniz Zeki Bey? Başka bir telefon bekliyordum da. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde. Evet. Oya'yla mı? Oya hanıma müsait bir akşamınızda gazinoya şeref verir misiniz diye sormuştum. Ne zaman arzu ederseniz. Affedersiniz. Ay, yarın akşam Rotary'nin yemeği varmış. Perşembe Hilton'da yardımseverlerin balosu. Cuma Kültür Sarayı'nda Otello'nun galası. Cumartesi Fransız Konsolosluğu'nda kokteyl. Pazartesi, salı. Maalesef bir tek bu gecemiz boş. Oh, o şeref bize ait. Söylerim. Hı-hı, tabii, güle güle. Oya? Zeki Bey'le berabermiştin bugün. Yo, değildik. Bizim sokaktan geçiyormuş da. Garip bir tesadüf. Niçin garip? Gazinoya davet etti, ben de sizi aramasını söyledim. Sevinebilirsin. Bu gece gidiyoruz. Bu gece mi? Numara yapma. Sen istemedin mi bu daveti? Macit Bey'le Selma Hanım'dan. Asıl aradığını ben buldum galiba. Oya Hanım Saadet çiçekleri göndermiş. Bana kollarını uzatsan biraz. Yolunda bu gönül neye katlanmaz. Bana kollarını uzatsan biraz. Da bu gönül neye katlanmaz. Öl desen ölürüm, ölürüm inan. Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz. Öl desen ölürüm, ölürüm inan. Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz. Çiçekleriniz gelişiniz kadar güzel. Sonsuz teşekkürler. Rica ederim. Kibar adam, zarif adam. Sıkılıyor musun? Bu akşam sizden konuşmak istiyorum baba. Fısır fısır ne konuşuyorsunuz öyle? Ümidim emelim, hevesim sensin. Bağrımda solum, nefesim sensin.
Ümidim ölelim, hevesim sensin. Bağrımda solum, nefesim sensin. Gel öldür bu ömür, böyle tükensin. Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz. Gel öldür bu ömür, böyle tükensin. Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz. 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 Bizden bunca zaman gizledin demek. Başlangıçta evlenmeyi düşünmüyordum babacığım. Sonradan sevdim, bağlandım. Haklısın yavrum, evlilik kolay bir iş değil. Biliyorum baba. Önemli olan seni mesut etmesi, sana layık olması. Onu görünce siz de beğeneceksiniz babacığım. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Yarın çağır gelsin, çay içer burada konuşuruz. Teşekkür ederim babacığım. Saman altından su yürütmek diye ben buna derim. Tebrikler. Tahminimden de becerikliymişim doğrusu. Tanıyalım bakalım damat beyi. Seni mi yoksa babanın milyonlarını mı seviyor? Çok çabuk anlarız. Onu tanıdığınız zaman eminim böyle düşünmeyeceksiniz. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızın deste izdivacına talibim efendim. Tamam mı? Saat 5'te bekliyorlar. Bugüne kadar boşuna korkmuşum. Kimler olacak evde? Biz üçümüz, bir de sen. Babanla başka yerde buluşsaydık keşke. Yazıhanesine falan gitseydim. Üvey annem bozuluyor demiştin, zorluk çıkartmasın. Biz kararlıyız, nasıl olsa babam da bizimle beraber. Üvey annen su koyuverirse kulaklarına fısıldarsın. Neyi fısıldarım? Her şeyin olup bittiğini. Başladın gene, konuşmuyorum. Şaka yapıyorum, şaka. Gül bakayım. Gül. Bir daha bu lafı ağzına alırsın. Almam, vallahi almam. Şimdi anlat bakalım, kayınpeder nasıl bir damat istiyor? Pek terbiyeli, pek mahcup bir hanım evladı mı? Yoksa şen, sevimli, hafif geveze bir erkek mi? Yoksa... Saadet çiçekleri, Zeki Bey'in selam ve saygılarıyla. Çok teşekkür ederim. Selamlarımı söyleyin siz de. Sizi çok sevdik. Kendinizi fazla özletmeyin, olur mu? Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Ben açayım. Merhaba. Merhaba. Geç kalmadın mı oraya? Bilmem, her dakika bana bir asır gibi geliyordu. Ne güzel çiçekler. Bütün servetimi yatırdım buna. Babama haber ver Fatma, misafirimiz geldi. Anne yok mu? Yukarıda, korkacak bir şey yok. Nihayet bu evdesin. Hayallerimiz gerçekleşiyor. Öyle heyecanlıyım ki. Bir de benim halimi bilsen. Ay yapma babam. Babacığım, Turgut'u tanıştırayım size. Hoş geldin oğlum. Hürmetler ederim efendim. Buyur otur, şöyle geç. Rica ederim, siz buyurun. Çay mı içelim yoksa içkiyi mi tercih edersin? Benim için henüz erken bir saat, ama içen olursa uyumazlık etmem. Açık sözlü samimi, hoşuma gitti. Ben Turgut için hiçbir şey söyleyemem artık. Buz çıkart bize, viski getir. Oya hayli bahsetti, hayli met etti sizi. Aramızda öyle kararlaştırmıştık. Sözümü dinlemiş demek. Plan yaptınız öyle mi? Bari yüzüme karşı söyleme. Arkanızdan hiç konuşamam efendim. Şimdi meseleye gelelim. Kızıma itimadım büyüktür. Senin hakkında da yanılmadığıma eminim. Teveccühünüz efendim. Anasız büyüdü Oya. Bu eksikliği duyurmamaya, bütün sevgimi ona vermeye çalıştım. Sen de onun yüzünü güldürür mesut edersen, bir evlattan fazla severim seni. Böyle açık konuşmakla, bu yakınlığı göstermekle siz de babasızlığımı unutturdunuz bana. Gel canım, gel sevgili karıcığım, tanıştırayım sizi. Turgut Bey. Nasılsınız hanımefendi?
Rahatsızsınız. Hiç, yok bir şey. Turgut'u tanıyor musunuz yoksa? Hayır, hanımefendiyi tanımak şerefine henüz nail olamadım. Nereden tanıyacakmışım? Özür dilerim, bir an öyle zannettim. Turgut Bey sevimli, üstelik yaşından umulmayacak kadar da hassas bir genç. Bu kadar çabuk tanımış olman, insanlar hakkında bu kadar çabuk hüküm vermen pek tuhaf. Hanımefendinin de beni beğeneceğine eminim. Bir başka gün tekrar rahatsız ederim efendim. Güle güle. Gitme Turgut, biraz daha otur. Akşam telefon ederim, ararım seni. Çok memnun oldum, gene beklerim evladım. İnşallah efendim. Kız babası ağır olur biraz, isteksiz görünür. Senin de halin pek tuhaftı, darılma ama kovulmaktan beter ettin çocukcağızı. Böyle bir serseriye başka türlü davranamazdım. Serseri olduğunu nereden biliyorsunuz? Adi bir yalancı, bir sahtekar, gigolo. Başka ne olabilir ki? Beni de tahkir ediyorsunuz bu sözlerinizle. Sakin olun, bağırışmayın böyle. Sen odana çık karıcığım, ben konuşurum Oya'yla. Kendisine iyilik etmeye çalışıyorum ama anlamıyor nankör. Bir de kafa tutuyor, terbiyesiz. Size karşı daha terbiyeli olmam mümkün değil artık. Görüyorsun değil mi nasıl da cevap verdiğini? Utanmaz. Turgut'u seviyorum. Evleneceğiz, engel olamayacaksınız bana. Yeter, bağırıp durma, cevap verme. Niçin ona bir şey söylemediniz? Söyledim, ona da veriştirdim demin. Turgut'un yerine bir başkası olsaydı ona da böyle davranacaktı. Sevmiyor beni. Mutlu olmamı, yüzümün gülmesini hiçbir zaman istemedi. Haksızlık ediyorsun, Selma seni çok sever. İlk bakışta Turgut'u gözü tutmamış olabilir. Ama ben beğendim Turgut'u. Evleneceksiniz. Ama isterdim ki Selma'nın da gönlü olsun. Onun da rızasını almış gibi görünelim. Gene bildiğimizi okuruz biz. Sen de kabalık ettin biraz. Ne de olsa büyüğüm. Şimdi odasına çık, özür dile, barışın. Rica ediyorum, benim hatırım için. Hadi. Peki babacığım. Rahatsız etmeyin beni. Sizden af dilemeye geldim efendim. Terbiyesizlik ettim, kusurumu bağışlayın. Onunla aranızı bozarım, evlenmenize engel olurum diye korkuyorsun değil mi? 6 senedir beraber yaşıyoruz sizden. Biraz da annem sayılırsınız. Siz de kadınsınız. Beni anlamaya çalışın ne olur. Turgut'u çok seviyorum. Ayrıca onunla evlenmeye mecburum. Hiç kimsenin bilmesini istemezdim. Sizden başkası da duymasın, bilmesin ne olur. Turgut'la düşüp kalktın ha? Pişman değilim aslında. Birbirimizi seviyoruz. Nasıl olsa evleneceğiz. Bunu da yaptın ha? Bunu da yaptın ha? Rezil! Korkak! Bağırmayın, yardım edin bana. Neyine yardım edeyim? Namussuzluğuna mı kalktın? El itiyle oynar, keyif sür. Sonra da yardım istedenden kalktın. Duydun değil mi? Bana karşı edepsizlik etmesinin Turgut'u göklere çıkarmasının sebebi varmış meğerse. Al, hayrını gör namuslu kızının. Sen ha? Ahlaksız, rezil. Affedersin, seni beklemiyorum. Riyakar herif, adi herif. Canım benim. Senin kadar yüzsüz bir adam dünyaya gelmemiş. Öfke sana ne kadar yaraşıyor. Bu ne hayvanca bir cüret, kabus görüyorum zannettin. Dokunma, iğreniyorum senden. Beni seviyordun hani? Seviyorum. Benden ayrı geçen her dakika seni öldürüyordun. Öldürüyor, halimden belli değil mi? Bir iş kuracaksın, sonra da evlenecektik. Değişen bir şey yok şekerim, anlamıyorsun. İş kurmak için sermaye lazım. Sermaye bulayım dedim, o kadar. O evi boşayıp seni alacaktım. Yalanlarına inanacak başka bir budala bul. Ben yaşadıkça Oya'yla evlenmeyi rüyanda görürsün ancak. Tatlı budalam benim, dinlemiyorsun. Bırak beni. Nasıl olsa evlenmeyecek mi?
Benimle evlenmesinin faydalarını düşünsene. Kandıramazsın beni. Madde bir. Daima senin yanında olacağım. Rahat, korkusuz sevişeceğiz. Korkarım aynı yatağı alırsın ikimizi de. Yok, yok. Senin yerini kimse alamaz. Küsmüşsem sevişmenin tadını nereden bilecek? Oya, yanlış anlama. Hayır! Söylerse mahvoluruz. Allah kahretsin. Tesadüfen bir sinir kliniğine getirmeleri isabet olmuş. Önemli bir hastalığı yok değil mi doktor? Vücudunda yara bere yok. Yalnız sanıyorum ki kazadan önce çok şiddetli bir şok geçirmiş. Belki başını yere çarpmasının da rahatsızlığında bir etkisi olabilir. Rahatsızlığı nedir doktor? Tipik olmayan bir hafıza kaybı olayıyla karşı karşıyayız. Hiçbir şey hatırlamıyor öyle mi? Daha doğrusu hatırlamak istemiyor. Geçmişten, şok geçirmesine sebep olan olaylardan kaçıyor. Şu anda hala geçirdiği şokun etkisinden kurtulmuş değil. Ailesini tanıyor musunuz? Çok muhterem insanlardır. Kocasıyla arasında şiddetli bir çatışma geçmiş olabilir mi? Kocası mı dediniz? Oya Hanım evli değil doktor. Ne var doktor? Oya Hanım hamile Zeki Bey. Oya mı? Nasıl olur? İnanılır şey değil. Mesele biraz anlaşılıyor şimdi. Şeref beyefendi, buyurmaz mısınız? Rahatsız ettim efendim. Biraz görüşmek istiyorum seninle. Rica ederim, buyurun. Ne emredersiniz? Kahve, çay, küçük bir aperatif? Oturmayacağım efendim. Oya'nın başına gelenleri bilmem duydunuz mu? Kaza haberini okudum. Peki ilgilenmediniz mi? Şu anda özel bir sinir kliniğinde kabuslar içinde kıvranıyor. Biliyorum. Hafızasını kaybetmiş durumda. Onu da biliyorum Zeki Bey. Az önce hastaneye telefon ettim. Özür dilerim ama doğrusu bu tavrınızı anlayamıyorum. Oya Macit Bey'in dolayısıyla sizin kızınız değil mi? Artık değil Zeki Bey. Macit onu evden kovmuştu. İşsiz güçsüz ne idüğü belirsiz bir adamla düşüp kalkan, üstelik böyle bir serseriyle evlenmek isteyen bir kız bizim kızımız olamazdı. Sevdiği delikanlıyı tanıyor musunuz? Hayır. Fakir olmak ayıp değil. Ne biliyorsunuz serseri olduğunu? Ayrıca madem ki birbirlerini sevmişler. Babası onun yüzünden kalp krizi geçirdi Zeki Bey. Aile işlerimize bu derece karışmak hakkını nereden alıyorsunuz bilmem. Aile işleriniz beni ilgilendirmez hanımefendi. Ben acınacak durumdaki bir genç kızı hayata döndürmeye uğraşıyorum. Size düşen bir görevi yüklenmek zorunda kalıyorum. Böyle bir mecburiyetiniz yok Zeki Bey. Sizinle konuştuktan sonra böyle bir vazifem olduğuna iyice kani oldum. Oya'yı kurtarmaya çalışacağım hanımefendi. Size rağmen kurtarmaya çalışacağım. Oya hamile. Sevdiği erkeği bulacağım, evlendireceğim onları. Ahlaksızlara yardım etmek de bir iştir. Ahlaksızlara karşı Oya'yı yalnız bırakmayacağım. Hepsi o kadar. Sen de aşıksın ona. Seni de kafeslemiş o... Ne güzel çiçekler. Sen en çok saadet çiçeklerini severdin. Bana da saadet çiçekleri göndermiştin. Nereye? Gazino'ya. Beni hatırlamıyor musun? Hayır. Kemimden niçin buradayım? Geçmişi yavaş yavaş yeniden keşfetmeye çalışacağız. Siz iyi bir insansınız. Hafıza kaybının dışında Oya'nın hiçbir rahatsızlığı kalmadı. Oya'yı götürebilir miyim? Şüphesiz Zeki Bey. Teşekkür ederim. Evde bakımı ve tedavisi için neler yapmalıyım? Anlayışla, sevgiyle davranmak. Hatırlamaktan korktuğu mazisini ona yavaş yavaş sevdirmek. Başka bir ilacı yok. Anlıyorum. Her şeyi birdenbire hatırlaması da mümkün. Yasır. Şok geçirmesine sebep olan hadisenin benzerini tekrar yaşayacak olursa... ...o şiddette bir şokla yeniden kendine gelebilir.
Benim evim mi burası? Bu evde oturacaksın bir süre. Neyi misiniz siz benim? Sadece candan bir dostun olabilirim bundan sonra. Yeni bir hayata başladığımı hissediyorum. Kaderim sizin ellerinizde. Burada mesut olacaksın. Daha doğrusu bizleri mesut edeceksin. Pamuk prenses gibi. Muhsin'i hatırladın değil mi? Hayır. Unutmak ezeli bir şifadır demiş şair. Birkaç kadehten sonra bazen ben de unutuyorum her şeyi. Pek de fena olmuyor. Benim fotoğrafım bu. Evet. Sen hediye etmiştin. Ne zaman? Kısa bir müddet önce. Ne için? Benim için unutulmayacak bir gecenin hatırası olarak. Neyinizdim ben sizin? Söylemiştim. Yoksa arkadaşlıktan daha mı yakındık birbirimize? Hayır. Biraz çalar mısın? Çalmasını bilmiyorum ki. Bilir miydim yoksa? Bu şarkıyı çalmıştın bana. Beraber söylemiştik. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Hatırlamaya çalış. Hatırlamaya çalış. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Burası sizin eviniz. Burada oturuyordun 3-5 gün öncesine kadar. Hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Babam zengin galiba. Zengin. Annem. Benim annem öldü. Evet, hatırlamaya çalış Oya. Şimdi bir öyle annem var, Selma. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Niçin girmiyoruz içeri? Seni istemiyorlar Oya. Beni istemiyorlar. Onların istemediği bir erkekle, fakir bir gençle evlenmeye kalkmışsın. Seviyormuşsunuz birbirinizi. Engel olmaya kalkmışlar, karşı durmuşsun. Baban öfkelenmiş, evden kovmuş seni. Ne tuhaf. Uğrunda bu kadar acıya katlandığım insanı bile hatırlamıyorum. Toparlan, kendine gel artık. Kızım düşünüyor mu seni? Arıyor mu, gelip attırıyor mu? Turgut'u da bırakmış, Zeki'ye kaçmış. Selma. Burada inmiştin arabadan. Bir arkadaşıma gidiyorum demiştin. Belki de nişanlınla buluşmaya gidiyordun. Kimdi o adam? Bilmiyorum. Vazgeçelim bu tatsız oyundan. Hatırlamak istemiyorum. O erkeği hatırlamalısın. İstemiyorum. Buna mecbursun Oya. Karnında onun çocuğunu taşıyoruz. Hafıza kaybı numara olmasın? Değil, doktorla konuştum. İşte bak şimdi yeniden mi tavlayacağız Oya'yı? Rahat dur. Şimdi benden bir çocuğun olsun istiyorum. Nereden icap etti bu? Oya hamileymiş. Ben uçayım seni. Rahat dur. Sahi mi söylüyorsun? Keyiflendim bakıyorum. Kim söyledi? Zeki seninkini himayesine almış. O öyle evlendirmek için seni arıyor. Yahu sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi gel. Ne gelmesi, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Zeki Bey, evlendirecek demedim mi? Kar kapısı ikileşti. Aşağılık herif. Hayvan! Bir daha işlerimi bozmaya kalkışırsan fena yaparım, anladın mı? Bunlar da düğün hediyemiz, belki unutursun. Bak diyorum sen onları.
Bırak onları bana. Be. Pişman edeceğim seni. Hayvan. Hatırlamıyor. İyileşmeyecek diye korkuyorum. Hatırlayıp da ne yapacak? Seviştiği adamı bulur, evlenirler. Seni bırakıp gitmesini göze alıyorsun demek. Bilmiyorum. Gitmesini düşünmek bile istemiyorum. Onu seviyorsun değil mi? Ben? Seviyorsun. Kes sesini. O da seninle beraber olduğu için mutluluk duyuyor. Bu hayatı seviyor. Bırak hatırlamasın. Gene de iyileşmesi için çırpınacağım. Bir yalanın, bir hastalığın üstüne nasıl kurarım mutluluğumu? Kendimi bile bile nasıl aldatırım? Zeki Bey, provaya bekliyorlar efendim. Sevda geldi başıma, felek su katdı aşıma. Uyku girmiyor gözüme, ah. Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Veriyorsun, sonra gülüp kaçıyorsun. Sen beni öldürüyorsun. Ah, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim. Sizinle biraz görüşmek istiyorum. Buyurun. Adım Turgut. Oya'nın nişanlısıyım. Öyle mi? Memnun oldum. Rahatça konuşabilir miyiz burada? Tabii. Buyurun, gelin benimle. Geliniz. Ben de sizi arıyordum. Bir iş için Anadolu'ya gitmiştim. Yeni döndüm. Yanındaki adam kim? Sevineceğini bildiğim için söylemeyeceğim. Felaketi gazetelerde okuyunca hemen koştum. Sizinle beraber olduğunu hastaneden öğrendim. Yaptığınız iyilikler için size minnettarım. Çok severim orayı. Vazifemi yapmaya çalıştım. Birbirimizi seviyoruz. Evlenip mutlu bir yuva kurmak istiyoruz. Bizi ayırmak için, bedbaht etmek için neler yaptıklarını bilemezsiniz. Ayıp mı, günah mı fakir olmak? Para meselesini düşünmeyin artık. Oya için her fedakarlığı yapacağım. Tabii aramızda kalacak, Oya bilmeyecek. İyiliklerinize mukabele edecek gücüm. Çocuğumuza sizin adınızı vermek isterim. Sabırsızlığımı hoş görün, gidelim mi Oya'ya? Daima buluştuğunuz, sizin için hatırası olan bir yer var mıydı? Bir kır kahvesinde buluşurduk. Oya o yeri çok severdi. Ne yapacaksınız? Oya'nın hafızasını kaybettiğini hastaneden söylemediler mi? Evet, söylediler. Böyle bir yerde karşılaşmanız Oya için daha tesirli olur sanıyorum. Bu karşılaşma belki de ona geçmişi hatırlatabilir.
Böyle bir ihtimal var mı? Allah'tan ümit kesilmez. Yarın her zaman buluştuğumuz saatte Oya'yı oraya getireceğim. Onun yokluğuna bir gün daha tahammül edeceksiniz. Sonra Oya hep sizin olacak. Kapının çalışından anlıyorum geldiğinizi. Hep bu saatte saadet çiçekleriyle gelişinize öyle alıştım ki... ...biraz gecikseniz korku düşüyor içime. Her gün böyle güler yüzle karşılanmaya ben alıştım asıl. Benim için mi? Hemen hazırla. Yemeği dışarıda yiyeceğiz bu akşam. Yeryüzünün en güzel kızı sen olmalısın. Doyasıya eğlenmek istiyorum bu gece. Senin gibi her şeyi unutmak istiyor. Yarın en mutlu günün olsun. Mutlu yarınlar. Bu dakikanın mutluluğunu hiçbir şeye değişme. Bu ana içiyorum. Gecem başlıyor bu anda. Teşekkür ederim. Her şeyi unuttum. Bir tek şeyi hatırlıyorum. Ömrümce bu kadar mutlu olmadım. Senin gecen bitiyor. Daha da ümitli, daha çok mutlu olacağım bir gün başlıyor şimdi. Öyleyse niçin kederlisin? Değilim. Saadetin bu kadarı daima hüzün verir bana. Bugünü sahilde karşılayalım. Sizler de gelin bizimle. Siz de. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk istemiyorum. Niçin geldik buraya? Sevdiğin adama kavuşacaksın. Öyle birini hatırlamıyorum. Sevdiğim adam diye birisi yok artık. Görmeyeyim, hiç bilirim. Seni bekliyor. Çocuğunun babası. Gitmeye mecbursun. Hadi, bunu yapmaya ikimiz de mecburuz. Beynim zonkluyordu. Daha fazla dinleyemedim konuştuklarını.
Çıldıracak gibiydim. Kapıyı açmışım. Turgut'la Selma yatakta sarılmış yatıyorlardı. Selma'nın iğrenç yüzünü hatırlıyorum. Sonra birden her şey silindi, kayboldu. Karanlık bir boşlukta dibe doğru düşüyordum. Kendimi affedemiyorum. Korkunç bir kabustu bu. Hepsi geçti. Bu kadar iğrenç, bu kadar alçakça bir tuzağa kim olsa düşerdi. Ne olur üzülme artık. Her şeyi unut. Her şeyi unutmanı istiyorum. Oya Hanım'ın biraz uyuması, dinlenip kendine gelmesi lazım. Buralardan gideceğiz seninle. Uzun bir seyahate çıkacağız. Ben de bugün programı hiç olmazsa 15 gün daha uzatmanızı rica edecektim. Bugüne kadar sizi hiç kırmadım. Ben de dinleyicilerimden ayrılmak istemem. Anlattım size. Bir insanın hayatı bahis konusu olunca yapacak şey kalmıyor. Beni anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum Zeki Bey, anlıyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle, iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Eskiden olsaydı sana rica ederdik. Zeki Bey, Şahnaz'ı kırmaz derdik. Pabucun dama atıldı bakıyorum. Ben pabucu adamın kafasında paralarım, bilirsin. Bana hırlama. Benim ne günahım var? Gücün yetiyorsa, dişlerin keskinse Zeki Bey'in Avrupa'ya götüreceği hanım ahbabın ısır. Abla, seni bir hanım görmek istiyor. Nasılsınız şekerim? Teşekkür ederim, rahatsız ettim. Buyurmaz mısınız? Oya'yla Zeki Bey arasındaki münasebetten bahsetmek. Yardımınızı isteyecektim. Nişanlı sağlıyor. Babası bir kalp krizi daha geçirdi. Üstelik Oya da 3 aylık hamile. Bu kız maalesef bir canavardır. Zeki Bey'i de mahvedecek, bundan korkuyorum. Ne zaman kurtulacağız senden? Hanımefendi. Şimdi de Zeki'nin başına bela oldun. Allah cezanı versin. Aramıza girdin şeytanlıkla. Ve onun aklını başından aldın. Ya başka bir babadın. Senin yüzünden işini, gücünü, mesleğini bıraktım. Seni Avrupa'ya götürmek için gazeteye 100 binlerce lira tazminat ödedim. Onu mahvetmene müsaade etme hiç. Yeter, ne olur yalnız bırakın beni. Yalnız kalacaksın, sürüneceksin. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Yeter, yalvarırım, susun yalvarırım. Buyurun efendim. Hayır! Bağırma, tokadı yersin. İstemiyorum, istemiyorum. Ben seni çok mu istiyorum sanıyorsun? Karnında benim çocuğumu taşıyorsun. İster istemez evleneceksin benimle. İstemiyorum, istemiyorum. Benimle yatarken düşünseydin. Çocuğu size ucuz kaptıracağımı sanma. Zeki Bey babalığa talipse önce bunun ücretini öder. Yoksa çok bela açarım ikinizin de başına. Sizi başhekim görmek istiyor Zeki Bey. Oya'ya bir şey mi oldu? Oya Hanım maalesef hastaneden kaçtı Zeki Bey. Sığınacak hiçbir yer yok. Nereye gitmiş olabilir? Asabi bir şok geçirmiş olacak. İki ziyaretçi gelmiş siz yokken. Biri nişanlısı olduğunu söylemiş. Diğeri de bir hanım dostu. Başına bir felaket gelirse kendini sorumlu tutacak. Gündüz içmezdin sen. Bir şey mi oldu? Oya yok ortalarda. Nereye gittiği de belli değil. Nasıl olur? Nereye gider? Bir bilsek. Vah vah. Üzüldüm doğrusu. Ne zamandan beri yok ortada? 8 günden beri. Senin hastaneye gidip konuştuğundan beri. Kiminle konuşmuşum? Neler söyledin Oya'ya? Ne zaman? İnkar etme boş yere. Gittin konuştun değil mi? Gittim, ne olacak? Kim istedi senden bu iyiliği? Selma!
Selma Hanım Gözüme'ye geldi. Kız hamileymiş. Babası kalp krizi geçirmiş. Sonra nişanlısı. Sana layık değildi o kız. Bütün hayatını alt üst edecekti. Üstüne titrediğin kan atını, mesleğinin şöhretini tehlikeye sokacaktı. Onu öldürdünüz. Hepiniz katilsiniz. Ben senin iyiliğin için yaptım. Defol! Hadi. Bir daha da ayak basma buraya. Senin de alacağın olsun Selma. Açık konuşun Zeki Bey. Son günlerde kötü haber almaya alıştım. Hastasınız. Belki daha kötü olacaksınız şimdi. Ama gerçeği söylemeye, karınızın iğrenç iç yüzünü anlatmaya mecbur. Şu anda yaşayıp yaşamadığından bile emin olmadığımız oyacığı da sizi de bu hale düşüren Selma'dır. Çıldırmışsın sen. Madem morgun duymasından korkuyorsun, kesenin ağzını açacaksın. Bana şantaj yapamazsın. Polise haber veririm seni. Mücevherlerimi çaldın. Hapislerde süründürürüm seni. Gelin. Gözlerinizle görün. Allah bana yardım etti. Sözlerimin iftira olmadığını şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bütün işimi sen bozdun. O saçma kıskançlığınla peşime düşmeseydin, şimdi Oya ile evlenmiş morgun paralarına konmuş olacaktın. Ama aptallığının cezasını ödeyeceksin. 100.000 lira vermezsen Mora senin ne mal olduğunu söyleyeceğim. İstersen şimdi anlatırım. Dur. Allah'ın belası. Vereceğim. Ha şöyle. Sen yapmıyor muydun? Kes sesini. Her şeyi duydum. Her şeyi biliyorum. Acele eşyalarını topla. Defol. Git elimden. Defol. Bir haber yok gene değil mi? Yalnız İstanbul'da değil, Anadolu'da da arıyorlar. Ölmemiştir. Ölseydi muhakkak meydana çıkardı. Saklanıyor. Bizden kaçıyor ama niçin? Kim bilir? Hayatından memnun olmasa, bizleri istese dönerdi, gelirdi. Üzülme artık. Unut. Başka çaremiz var mı? Bu hayat böyle sürüp gider. Nereye? Sen gideli haftalar, aylar geçti. Halimizi görüyorsun. Aylardır gece gündüz seni arıyor. İnsafına sığınıyorum. Gel beni dinle, çık ortaya. Elma da desem çık, armut da dersem çık. Allah aşkına çık. Eteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım eteğim, gülüm dalım çiçeğim.
bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim, yine seni seveceğim, yine seni seveceğim. Oya! Nasıl aradım seni, nasıl aradım bilemezsin. Öyle ümitsizdim ki hala inanmıyorum gözlerime. Niçin kaçtın, niçin bizi bırakıp gittin? O düzen ebediyen süremezdi. Kendime bir yol, bir hayat seçmem lazımdı. Bu mu seçtiğin hayat? Ben memnunum hayatımdan. İstediğim, özlediğim gibi yaşıyorum. Sizi isteseydim, arasaydım, döner gelirdim. Şimdi benimle gelmeyeceğini mi söylemek istiyorsun? Evet, zaten istesem de gelemem. Hayatımda bir erkek var. Ya çocuğun? Bir oğlum oldu, iyidir. Geç kalmayayım, kocam merak eder. Affedersiniz, rahatsız ettim. Yok, gene beklerim. Allah'a ısmarladık Oya. Mutlu olmanı dilerim. Güle güle Zeki Bey. Nereden tanıyorsun Zeki Bey'i? Hiç. 300 lira avanstan yeni taş daha kesiyorum. Al 20 liranı. Biraz daha rica edecektim, çocuk hasta, doktor, ilaç. Bu yalanla, karnımız tok. Ateşi var gene. Bütün gece yandı yavrucak. Bana kalırsa bir doktora göstermen lazım. İnledi durdu ağladı. Henüz sustu. Paran yok doktor çağıracak Hafize teyze. Ah ne diyeyim. Allah hepinizi kurtarsın. Allah sana sabır versin. Ağlama yavrum. Ağlama yavrucum. Bütün bu sıkıntılar elbette gün geçecek. Ağlama yavrum. Hiç konuşma. Hemen gideceğiz. Seni bırakmayacağım artık. Yum, o güzel gözlerini sevgili yavrum, sen bir meleksin, ipekten bir kanadın, Tanrı'nın bir lütfusun, benim canımsın yavrum. Sen bir meleksin, ipektendir kanadın, Tanrı'nın bir lütfusun, benim canımsın yavrum. Yum, o güzel gözlerini yum, sevgili yavrum. Yum, o güzel gözlerini yum, sevgili yavrum. Ümit dolu günler, bil ki seni bekliyor. O taze ruhunda bin ümit yeşeriyor. Yum, o güzel gözlerini yum, sevgili yavrum.
yum, o güzel gözlerim, sevgili yavrum, sevgili yavrum, sevgili yavrum. Senden bir ricam var Oya. Yanlış anlama. Sırf formalite olarak, çevreye karşı. Bu çocuğu babasız büyütemezsin. Hiçbir günah olmayan bu biraz et, biraz süt, biraz da gözyaşı parçasına cemiyetin o kara damgasını vurduramazsın. Ona ismini ver ki. Benimle evlenmeni istiyorum Oya. Ne kadar iyisiniz. Siz olmasaydınız acaba ne yapardım? Ama çocuğumla beraber hayatınızı bu derece işgal etmeye bilmem hakkımız var. Ben böyle istiyorum. Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesul etsin. Ama beni affetmeni istiyorum kızım. Sana layık bir baba olamadım. Beni affet. Allah sizden razı olsun. Artık rahat ölebilirim. Torununuzla ziyaretinize geleceğiz efendim. Sen de bana çocuk bakmak düşüyor artık. Mutlu yıllar canım. İyi yıllar yavrum. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim devede. Kulbat bat bat, kulbat bat bat, kulbat bat bat, kulbat. Kulbat bat bat, kulbat bat bat, kulbat bat bat, kulbat. Küçük kurba, küçük kurba, yüz geçim nerede? Yüz geçim yok, yüz geçim yok, yüzlerim devede. Kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet. Kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet, kuvvet, kuvvet. Kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet. Ne güzel otomobil. Şansım var, bak ne kadar güzel. Bunları da arkadaşlarına ver bakalım, onlar da sevinsin. Hadi bakalım çocuklar, yapma zamanı geldi. Küçük kurba, yüzgecim nerede? Yüzgecim yok, yüzgecim yok, yüzlerim derede. Kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet. Kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, kuvvet, kuvvet, kuvvet. Kuvvet bak bak, kuvvet bak bak, yüzlerim derede. Kuvvet bak bak. Yarın yine doğum günüm olsun mu? Oyunlar, şarkılar, hediyeler hoşuna gitti değil mi? Seni çok bilmişsiniz enizini. Bir bey geldi. Sizi görmek istiyor. Ne istiyormuş? Sizinle muhakkak görüşmek istediğini söyledi.
Ver beyefendi. Sen bas bakalım. Şenliğin üstüne geldim galiba. Hı? Bizim çocuğun doğum günü partisi olacak. Bilseydim daha erken gelirdim. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Çocuğumu almaya geldim. Çocuğunu mu? Dün hapisten çıktım. Selma iftira attı üstüme. Güya parasını mücevherlerini çalmışım. Nerede bizimkiler? Bu evde sizi görmek isteyen hiç kimse yok. Şakayı bırak, çocuğumu görmeden bir yere gitsem. 4 yıl gece gündüz onu sayıkladım. 4 yıl yavruma kavuşacağım günü bekledim. Sen evlat hasreti nedir bilir misin? Lafı uzatma. Kaça satıyorsun çocuğu? Söyle, kaç para istiyorsun? Ucuza kurtulamazsın. Ne kadar istiyorsun söyle. Ününe layık bir rakam. 250 bin. Pekala. Pazarlık mazarlık yok mu? Yarın öğle vakti gazinoya gelip alırsın parayı. Bana bak, atlatmaya falan kalkarsan... Başka bir talepte bulunmayacağına dair imzalı kağıt vereceksin. Uğur'u istemeyeceksin bir daha. Oğlan ha? İsmi Uğur demek. Sahiden de uğurlu geldik yarata. Beş dakika kızlar. Babamın elini öpüp geleyim. Bir aydır uğrayamadım, merak etmiştir. El öpmenin sırası mı şimdi? Ayıp ettin. Biraz hayır duası, biraz cep harçlığı. 5 dakikacık. Efendim içeride mi? Görüşecek bir şeyiniz kaldığını sanmıyorum. Çekil be. Merhaba. Bu sıcak aile tablosu kalbimi parçalıyor. Ne istiyorsun gene? Bir miktar paraya daha ihtiyacım var. Kuracağım şirkete yetişmedi 250 bin. Vermeyeceksin. Katiyen tekrar para verdirtmem sana. Verirsen ben giderim başımı alıp. Uğur'u alır gider. Bana bak, kafamı bozma. Onu ben doğurdum. Ben süt verdim. Gözyaşı dökerek büyüttüm. Kimse benden ayıramaz onu. Kimse elini süremez. Git mahkemeye ver istersen. Rezalet çıkar. Senin gibi bir baba, senin gibi bir insan olmaz olsun. Paradan başka Allah'ın var mı senin? Öyle bir oyun oynarım ki sana. Ona el sürecek olursan öldürürüm seni. Sana o parayı oya üzülmesin diye vermiştim. Artık meteli kalamazsın benden. Atın şunu dışarı. Bir daha rahat etmeye kalkarsan polise haber veririm. Götürün. Pekala, öyle olsun. Güle güle. Gelirken sana çikolatalı pasta getireyim. Ha? Ben de uyumam, bekle. Programdan sonra hemen dönerim. Bakarım, herhalde bir şey unuttular. Peki efendim. Volkan! Bırak beni anne! Kurtar beni! Yavrum benim!
içinde garip bir sıkıntı var. Evi bir arasana. Sahne hazır efendim. Alo, benim. Allah cezasını versin. Oyağınım herifin peşinden gitmiş olacak. Ben haber veririm polise. Ne var? Turgut mu gelmiş eve yoksa? Uğur'u kaçırmış. Tedbirsizlik ettik, hata ettik. Oyağıyla mı konuştun sen? Oyağınım yok. Turgut'un evini biliyorsa peşinden gitmiş olabilir. Polise de haber verdim hemen. Bana kalırsa korkacak hiçbir şey yok. Turgut Uğur'un babası nihayet. Çocuğa bir şey yapacak değil. Biraz daha para koparmak için yaptı bu işi. Üzülme. Turgut biraz sonra gazinoya damlayacaktır. Ya da telefonla arayacaktır seni, göreceksin. Onlara bir şey olmaması için hayatımı bile verirdim. Hadi sizi bekliyoruz. Siz yaralısınız kardeşim. Bir şeyim yok. Acele beni Cihangir'e götürün. Gelin. Sesini çıkarayım deme. Uslu durursan seni annene götürürüm. Senin halin kötü kardeşim. İyiyim. İyiyim. Biraz sence var sadece. Biraz daha hızlı. Ne olur biraz daha hızlı. Şoför amca beni Zeki Müren'e götür olur mu? Anlaşıldı, başın dertte. Geç şöyle. Yum o güzel gözlerini yum sevgi yavrum. Yum o güzel gözlerini yum sevgili yavrum, sevgili yavrum, sevgili yavrum. Uğur'um, yavrum, canım çocuğum. Pencereden atladım, kaçtım. Annem nerede? Bilmem, annemi de dövdü, beni de zorla kaçırdı. Oya Turgut'un evine gitmişti, hayatımdan korkarım. O evi bulabilir misin? Çocuğu aldığım yere kadar götüreyim ben sizi. Oraya gidersek bulabilirim evi. Hadi gidelim. Yakalarsam seni. Uğur nerede? Kaçmış. Ne yaptın çocuğuma? Nereye sakladın? Vallahi kaçmış. Ben de şimdi fark ettim. Onun peşinden koşuyordum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum vallahi. İnanmazsan bütün evi ara. Aha.
seni gerçekten seviyordum Oya. Seni öldüreceğim. Seni de dikini de öldüreceğim. Söyle. Söyle yavrum nerede? Bıraktı. Sen Muhsin amcanın yanında bekle biraz. Uğur yok. Uğur dışarıda. Muhsin'in yanında bıraktım. Bu durumu görmesin istedim. Rahatça ölebilirim şimdi. Yaşayacaksın Oya. Kurtulacaksın. Uğur'u sana emanet ediyorum. Onu herkesten iyi büyüteceğine eminim. Uğur iyi bir insan olacak. Her şeyi unutacak. Ona babasını da beni de anlatma. Annemi istiyorum Muhsin amca, annemi istiyorum. Anneciğim. Anneciğim. Güzel anneciğim. Ne oldu sana? İyileşeceğim, korkma. Üzülme sakın. Senin hep gülmeni istiyorum. İyi, hassas bir insan olmanı. Sizlerle beraber olacağım daima. Anneciğim, bırakma beni anneciğim. Gitme ne olur. Ağlama yavrum. Annem biraz rahatsız. İyileşecek. Gene hep beraber olacağız. Onun üzülmesini istemiyorsan ağlama. Demin ne diyordu sana, hatırlasana. Senin hep gülmeni istiyorum. İyi, hassas bir insan olmalı. Rüzgarın sesini, yaprakların hışırtısını duyduğunuz zaman bilin ki sizlerle konuşuyorum. Okşuyorum sizleri. Uğur'u büyümüş kocaman bir delikanlı olarak göreceğim günleri bekliyorum. İçinde ikinizden başka kimsenin olmadığı uzun, güzel bir rüyadayım artık. Yok, o güzel gözlerin yok, sevgili yavrum. Yum, o güzel gözlerin yum, sevgili yavrum.